almıyoruz. Yorumla ceza alıyoruz. Yani o söylenen sözü bir şekilde şöyle demek istedin diye yorumluyorlar ve ceza veriyorlar. Hatta hayır, Merdan Yanardağ tutuklandığında bir sanıyorum Sakarya milletvekili vardı eski Cumhuriyet Halk Partili. O demişti Merdan'la da görüştükten sonra cezaevinde. Ya dedi çok ilginç dedi. Savcının bulamadığı suçu Rütük bulmuş dedi. İşte buyur. Yani savcının iddianamesinde öyle bir suç yok. Yok yok bak yani sen benim davama gittin geldin. Ben evet. Şimdi işin esprisindeyim artık. Ne kadar gerçekten kısa sürüyordu o davalar ya. Evet konuşturmuyordu bile biliyorsun beni. Soru soruyordu cevap verecek şeyim bile olmuyordu. Şimdi onu bırak. Şimdi ben neden yargılandım? Neden ceza aldım? Onu söyleyeyim ben sana. Bir iki cümle. Türkiye Suriye'de müdahale ediyor. Oradaki radikal İslamcılara destek veriyor. Yani suçum bu. Bak suçum bu. Yani hukuki anlamda söylüyorum. Ya 10 yıl sonra benim söylediğimin 100 katı kanıtlandı. Şu anda evet. Türkiye ordusu Suriye'de ve Suriye milli ordusu Ankara'da kuruldu. Ve Türkiye bütün bu Suriye'deki isyancılar hadi öyle diyelim ordunun bütün her şeysini Türkiye karşılıyor. Yani ben şimdi devlete tazminat davası açmam lazım. Abi benim söylediğimi sen 10 yıldır zaten kendin kanıtladın. Ben değil. Evet, evet. Ama evet. Benim öyle bir kin tarafım yok. Hiç zerre kadar bak ne Erdoğan'a ne iktidara ne AKP'ye yemin ediyorum. Yok öyle bir kindar tarafım yok. İnsanlara karşı da yok. Yok öyle bir şey sen beni tanıyorsan. Şimdi o zaman dediğin gibi bari ya kardeşim yani bizi niye süründürüyorsunuz? %100 doğru söylüyoruz üstelik. Bak %100 doğru söylüyor. Yalan söylese 1000 katı ceza verir bize. Bak 1000 katı. Şimdi Türkiye'de gazete televizyon satın alınıyor ya. O gazete televizyon hani AKP medya karteli haber vermeleri için değil, çoğu zaman da yazmamaları için bu paraları alıyorlar, o reklamları alıyorlar, yazmadıkları için. Çünkü gazetecilik sadece yazdıklarıyla sorumlu değildir, asıl yazmadıklarıyla da sorumludur. Çünkü sağlıklı bir kamuoyu oluşmasının önüne geçiyorlar. Ve ya şey nedir? Bankaları babalarının malı gibi kullanıyorlar. Ben sen de biliyorsun zaman zaman böyle hani sohbet ettiğimizde konuşuyoruz ya iktidarı ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekibini yani tamam suçluyoruz bu konuda tabii. Tamam bu burada bir sorun yok da esas sorun nedir biliyor musun? Bizim alanda yani medya alanında ve en başta konuştuk ya uzman ve azman geçinenlerde inanılmaz kendini satmaya hazır ucuz ve pahalı satılık, kiralık ve satılık çok kalem var. İsrail orada. İsrail Savaş Kabinesi toplantısı sona ermiş. Savaş Kabinesi Netanyahu'ya tam yetki vermiş. Tam yani. İşe yaramaz. O işe yaramaz. Yani Amerikalılar ben de arada bir bakıyorum ya burada görüyorum hepsini. Onun için o çok yani Amerikalılar izin vermediği sürece İsrail bir şey yapamaz. O bir gerçek. Yani, ama Amerikalılar Biden zaten gidici. Hani böyle bir çılgınlık yapayım. Çünkü bak bunu hiç konuşmuyoruz. Kimse de konuşmuyor. Amerika'da ciddi bir sorun var. Amerika'da demokrasi sorunu var. Amerika'da ayaklanma sorunu var. Yani evet. Trump'la Biden karşı karşıya geldiğinde ya o onu seçime hile karıştırmakla suçlayacaktır. Ya da o onu suçlayacaktır. Tıpkı 2020'de 2019 evet. Sonunda olduğu gibi. Kongreye basıldı. Ya kongre basıldı. Şakası yok bunun. Aynısı şimdiden söylüyorum aynısı önümüzdeki seçimde yaşanacaktır. Kongre mi basılır mı basılmaz mı başka bir şey olur mu bilemem. Ama mutlaka Amerikan demokrasiyi çuvallayacaktır. Amerika ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyadır. Evet. İç savaş dahil. Bak iç savaş dahil. Not edin bunu herkese şimdiden söylüyorum. Ki hatırlayacaksın güneydeki bazı eyaletlerin öyle bir tabii, girişimler var. Aynen. Özellikle Texas aynen. Başta olmak üzere. Aynen. Ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi sıkıntı var Amerikan. Ben o Amerikan medyası çok yakından takip etmeye meraklıyım. Onun için çok ciddi sıkıntı var Amerika'da. Bunları kimse konuşmuyor. Tabii haklı olarak konuşmuyor çünkü kendi derdimiz bize yeter. Yeter. Yani kendi derdimiz bize yetince abi ya Amerika ile kim uğraşacak şimdi? Ama biz herhalde tarihe geçecek bir ülkeyiz. Filistin'de, Gazze'de yangın var. Türkiye yangının benzinle gidiyor. Hem benzin hem şey jet yakıtı biliyorsun farklı. Yani, o biraz farklı. İnanılmaz farklı. Bir çelişki, inanılmaz dayanılmaz bir ironi.
Ne diyelim? Çelişki mi arıyorsun? Abi çelişki mi arıyorsun? Ben sana şimdi programı uzat 2 saat sana 100 tane çelişki değil mi? Anlatayım değil sana. Ama keşke bu tam öyle, böyle artık zamanda, şimdiki zamanda tabii benzin ya, benzin gidiyor. Neler gitmedi ya? Niye? Çelişki gitti, çelik gitti, krom gitti, yok en son şey gitti, her şey gitti ya. Her şey gitti ya. Onun için artık o su gitti, su. En önemlisi su. Su. Yani şişelerle, bak en önemli şey su. Hani var ya ab dedikleri. Evet. Su. Evet. Yani su gitti abi. Düşünsene İsrail askeri orada çoluk çocuk Filistinleri kurşuna diziyor ve onun görüntülerini paylaşıyor. Elinde Türkiye'den giden su şişesi var. Evet. Üstelik evet. De markası üzerinde. Markası var. Markası. Söylemeyelim markayı. Markası var. Tabii söylemiyoruz biliyorum. Evet. Şimdi buyursana bundan daha ilerisi yok ki. Bundan daha orada Filistinli çocuklar yerdeki suyu yağmur suyunu içmeye çalışırken sen o İsrail askerine, o çocuğu öldüren İsrail askerine, hamile Filistinli kadını öldüren İsrail askerine su veriyorsun ya. Daha bundan ötesi yok. Cam şişede steril su veriyorsun. Evet. Neyse. Şimdi o sözün bittiği yer diyelim buna. Sözün bitti. Yok bir cümle söyleyeyim. Ha, söyle. Bir cümle söyleyeyim. O su da şöyle bir şart koşmuşlardır büyük ihtimalle ithal eden İsrail şirketi. Bunun kutsal su olması gerekiyor. Çünkü hahamlar fetva vermesi gerekiyor. Aa, evet. O su büyük. Evet. Tabii. Evet. Yani evet. Büyük ihtimalle şöyle bir burada üretici şirket şöyle demiştir. Bu su Fırat ve Dicle'nin suyudu. Yani sizin kutsal topraklarının içindeki suların kutsallığından falan diye yutturmuşlardır İsraillere. Onlar da o kana kana içiyorlar o suyu. Ben onu yaşadım. Bir arkadaşımız vardı. Leon Franco, Yahudi, Türk Yahudisi, İsrail'de bir otelin işletme müdürü, ünlü bir otelin. Bir gün dedi ki, han başına gidiyorum bugün dedi. Hayırdır, ne yapacaksınız? Et ithal edeceğiz dedi, şey yapacağız, onay almamız gerekiyor. Öyle her yerden tabii. Et ithal edemiyorsunuz. Han başı onaylamadan et alamıyorsunuz. Aynen. O yüzden suda senin aynen. Dediğin gibi... okunmuş su diyelim bizim Müslümanlıkta öyle denir ya. Aynen yok bu şaka değil ciddi bir konu. Evet. Yani program bittiği için belki haftaya konumuz olursa ben okunmuş onu, suyu konuşalım. Evet aynen bu İsrail için çok çok önemli bir konu. Evet. Çok önemli bir konu. Çok teşekkürler Hüsnü Halil'e sohbet kolay için. Pazar sabahı. Yine dilerim izleyicilerimiz de dikkatli dinlemişlerdir. Evet haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi bir pazar günü diliyoruz.